Nürnberg'de hizmete açılan Mantuhaus restoran Almanya'da bir ilke imza attı. Türk mutfağının değişilmez tadı olan mantıyı 20'ye yakın çeşidiyle müşterilerine sunan Mantuhaus, başta Türk vatandaşları olmak üzere birçok Alman müşterinin değişilmez mekanları arasına girmeyi başardı. Müşterileri için modern ve otantik bir ortam sunan işletme sahibi Sebahattin Yamen ve Rahmi Ülkü, mantıya yeni bir vizyon kazandırdıklarını düşünüyorlar. Bir aile işletmesi olan Mantuhaus adına mikrofonlarımıza konuşan Sebahattin Yamen, mikrofonlarımıza hizmetlerini anlattı. Bu böyle bir şey Almanya'da, Nürnberg'de ilk defa yapılıyor. Daha doğrusu bu kadar geniş çaplı bir şey ilk defa yapılıyor. O yüzden ilk başta Almanların, yani mantının ne olduğunu Almanlara tanıtmak biraz zor gibi görünse de yavaş yavaş öğreniyorlar. Ama mantı sadece Kayseri ile sınırlı olmayan, Türkçe konuşan herkesin bildiği, severek yediği bir yemek. Biz buna İpek Yolu dedik. Seidenstraße bunun Almancası. Ama bazı arkadaşlar burada gelip Seidenstraße arıyorlar. Mesela Bogenstraße diye karıştırıyorlar. İpek Yolu bilindiği üzere eskiden Çin'den kervanlarla ipek taşınırdı. Bu ipeğin taşındığı yolların geçtiği ülkeler. Ne var burada? Uygur var. Mesela Uygur mantısı yapıyoruz burada. Kazaklar var. Kazak mantısı yapılıyor burada. Özbek mantısı yapılıyor. Kırgız mantısı yapılıyor. Türkmenistan mantısı olan Türkmen mantısı yapılıyor. Tabii şimdi bazılarına göre, kendi memleketim olduğu için söylüyorum, Kars'ta da mantı var mı diyenler için Kars'ta mantının alası, güzeli var. Kars mantısı da yapılıyor. Elbette ki geleneksel mantımız, herkesin bildiği Kayseri'de var. Dolayısıyla et yemeyenler için, vegetariş olanlar için 3 çeşitte vegetar mantı yapılıyor. Aşağı yukarı 16-17 çeşit şu an için mantı yapılıyor. Kazak mantısı, şunlar. Bunların içinde kıyma var. Bunlar çiğden değil de bu daha evvel kavrulduktan sonra hamurun içine giriyor. Bunun içinde biraz da bildiğimiz bal kabağı karışımında var. Şu şeye benzeyen Uygur mantısı bunlar. Bu yanardağa benzeyen. Uygur mantısı. Bunlar Uygur mantısı. Bir de bu gül formunda olan şunlar. Şu mantılar da, bunlar da Özbek mantısı. Hazırlıyoruz, öyle düşünüyoruz. Lavları, zaten formu da ona benziyor.